Evet arkadaşlar, hostelden çıktım ve Kızıl Meydan'a doğru gidiyorum, Moskova Kızıl Meydan'a doğru. Yılbaşı kutlamalarını seyretmek için yola çıktım. Aslında çok kararsız kaldım. Yani hostelin bulunduğu konum öyle ters bir yerde ki, yani bir metroya gidene kadar yarım saat 40 dakika yürümek gerekiyor. Bunu göze alıp almam konusunda çok kararsız kaldım çünkü aşırı derecede yorgundum. Yani Sibirya'dan geldim buraya, uçakla bile gelmiş olsam. Uçağa gidiş, uçaktan geri geliş, hostele gidiş. Hosteli bulmak zaten ayrı bir dertti. Önceki videoyu izlediyseniz onu da zaten biliyorsunuzdur. Bir şekilde karar verdim ve çıktım. Umarım çıktığıma değer çünkü geri dönüş de çok zor olacak. Evet arkadaşlar, şu an Moskova'da tarihi Kızıl Meydan'ın girişindeyiz. Ancak polisler girişleri kapatmışlar. Sanıyorum ki yılbaşı saati yaklaştığında açacaklar. İnsanlar orada toplanıp hep beraber yılbaşını kutlayacak. Ama şu an kapalı, saat şu an 9 suları. Yani 3 saat falan var. Lay lay lay, Noel babam geldi. Bir şey oluyor ona. Evet. Buralar biraz kalabalık. Umarım korona falan bulaşmaz. Maskem var yani. Tehlikeli olduğunu anladığımda çekeceğim zaten. Saat 10. Hava çok soğuk. Yani aslında o kadar soğuk değil de gözümde ne var benim? Yani bir soğuk derecesine uzun süre katlanınca bir ısı düşüyor insanın ve soğuk çok olmasa da sen çok soğuk hissetmeye başlıyorsun. Türkçe mi konuşuyorlar onlar? Neyse başlıyor. Neyse üşüyorum işte. 12'yi beklemeyip hostele dönesim var. Etraf güzel, hareketli, şenlikli de işte. Oturacak yer yok. Şöyle şeyler yapmışlar ama hepsi kar içinde olduğu için kimse oturmuyor. Yani bunlar oturmuyorsa vardır bir bildikleri. Ben de oturmuyorum ama yoruldum. Ne bağırıyorsunuz lan? Neyse. Ya bir susun. Allah Allah. Ben yoruldum ya. Oturacak yer yok burada. Ha bir mekana gireyim oturayım da sen. Hepsi dolu ya. Full. KFC'ye girdim yemek yemeyi yiyeyim diye. Karnım aç. Tüm gün bir şey yememişim. Cipsle kolayla duruyorum. Ha kruvasan da yok yani. Cipsle kolayla duruyorum bütün gündür. KFC'ye gittim. KFC'ye içeriye giremedim bile ya. Öyle bir sıra yok başka bir yerde. Neyse çıktım dışarıya. Şavurmacı buldum bir tane. Şavurmacıda da sıra var. Bekledim artık, yapacak bir şey yok. Yani oturma imkanı da yok şavurmacıda. Alıp dışarıda yiyorsun. Öyle saçma bir şey. Bekledim orada, şavurma aldım bir tane. Onu yedim. En azından karnımı doyurdum. Yani vücuduma bir enerji takviyesi oldu. Ancak ve lakin ki yorgunum. Oturacak yer yok. Ne yapsam bilmiyorum. Evet arkadaşlar, Moskova'da yılbaşı kutlamaları bekleyişimize devam ediyoruz. 10.30 oldu saat. Hala dönmedim. Kararsızım. Kalmış 1.5 saat. O kadar da beklenir ya diyorsun. Beklerim beklemesine ama daha sonra çok kalabalık bir insan grubuyla geri dönmek istemiyorum. Yani toplu taşımaya binmek sıkıntı olabilir. Bu arada buraya gelirken toplu taşımada benden ücret almadılar. Bilmiyorum. Gündüz de zaten otobüste kart basmamıştı. Kart basmadan gelebilmiştim.
Herhalde yılbaşı olduğu için yılbaşı özel olarak ücret almıyorlar diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Yarın da çıkarsam o zaman anlaşılır. Evet arkadaşlar, bir alt geçit buldum, dinleniyorum. Bayağı yorulmuştum. Oturacak hiçbir yer yoktu. Şurada az biraz çömdüm, sincan oturuşu yaptım. Biraz dinlendim. Bir saat kaldı, saat 11. Yılbaşında havai fişekler falan atarlarsa onları çeker. Çeker giderim artık. Çeker giderim artık. Lanet gelsin, yoruldum. 11'i 15 geçiyor. Kaldı 45 dakika. Etraf çok kalabalık. İnsan seli gibi. Nile pantolonu uzatın arayın. Yılbaşını yapalım. Bir önce gelsin de gidelim ya. Valla 2022'ye bir girelim de gidelim. Bu ne ya? Böyle bağıran manyaklar var etrafta. Ne bağırıyorsunuz ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ben de mi bağırayım yani illa? Sesi yüksek çıkarın mı burada sözü geçiyor? İlla biz de mi bağıralım yani? Bağırtmayın lan adamı. Karlar lappa lappa yağıyor. Her tarafım kar içinde kaldı. Beyaz oldum. Kardan adama dönüşeceğim yakında. Kafayı yedim ya artık. Bütün gün o kadar yoruldum ki. Yani hostele zar zor gittim zaten. Gittikten sonra da bir uyumuşum. Yani uyuyana kadar hiç dışarı çıkasım yoktu zaten. Hani yeni yıla hostelde falan girelim diyordum artık. Hiç çıkasım yoktu. Uyandıktan sonra bir şey geldi dedim. Gelmişim. Ayda yılda bir defa Moskova'ya gelmişim. Kar da yağabilir. Yani hava durumları gösteriyordu. Yeni yıla karla girmek Türkiye'de uzun yıllardır yapmadığım bir şeydi. Ve burada şu an kar yağıyor. Yeni yıla gireceğiz inşallah. Bir aksilik olmazsa sağ salim. Sonra da burada dönüp uyuyacağım. Arkadaşlar anladığım kadarıyla Kızıl Meydan'ı açmayacaklar. Yani arkamdan Kızıl Meydan görüyorsunuz. Yani şu bölge. Burası kapalı olacak. Herhalde havai fişekleri falan orada fırlatacaklar. İnsanlara gelmesin diye güvenlik amaçlı kapattılar. Yani biz en yakın görebileceğimiz yerdeyiz şu an. Saatler kaçı gösteriyor hemen bakıyorum. Saatim 11.20'yi gösteriyor. Her yerimden kar sarkıyor. Kardan ama dönüşmeye başladım bile. Evet. Artık şu havai fişekleri atın ki görsel çekeyim de daha sonra gideyim. Evet arkadaşlar, beklemedeyiz. Yeri sayım yapacağız. Sonra da inşallah 2022'ye girmiş olacağız. Evet arkadaşlar, saat şu anda 11.30'u gösteriyor. Yani yarım saat kaldı. Yarım saat sonra yeni yıla girmiş olacağız Moskova'da. An itibariyle insan seline tanıklık ediyorsunuz. Tam şu karşıdan gelen insan grubu şu şekilde dönerek şuraya doğru yöneldiler. Niye oraya yöneldiler bilmiyorum. Sanırım orada bir şeyler olacak. Kızıl Meydan şurada. Ama insanlar buraya gidiyor. Çünkü Kızıl Meydan kapalı. Kaldı son 10 dakika. Evet arkadaşlar, kaldı son 5 dakika. Zamanı yaklaşmasıyla doğru orantılı olarak da insan yoğunluğu arttı etrafta. O yüzden maskemi çektim. Her türlü olasılığa karşı dikkatli olmak lazım.
Nefes alacak yer kalmadı ya. Bu ne? Evet arkadaşlar, son 2 dakika kaldı. Şimdi hep beraber izleyelim. Ben de bilmiyorum ne olacak, bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz Moskova'da yeni yıla nasıl giriyorlar. Vallahi ne diye bağırıyorlar hiç anlamıyorum. Ama şu an teknik olarak 2022'ye girmiş olmamız lazım. Gökyüzünün rengi değişiyor. Işık patlatıyorlar sanırım. Bak kırmızı oldu. Bak yine kırmızı oldu. Yeşil oldu. Galiba biz yanlış yerde bekliyoruz. Yavaştan biz de gidelim o zaman şöyle. Orada. Спасибо. Спасибо.
birlikte insanlarla beraber yürümeye başladık. Yan tarafımız hemen Kızıl Cadde, Kızıl Meydan, Bostova'nın meşhur yeri. Oraya girişler yasak. Biz de hemen paralelindeki caddeden devam ediyoruz. İnsanlar yürüyor. Nereye yürüyorlar? Ben de onların peşine takıldım. Bu seslerin geldiği yere doğru gidiyoruz galiba. Işık patlamalarının olduğu yere. Bakalım ne gibi gösteriler yapıyorlar. Yakından bakmaya çalışacağız. Şu binanın arkasında patlatıyorlar havai fişekleri. Arkadaşlar kalabalığı takip ettim ama hiçbir yere varamadık. Hiçbir şey yok. İnsanlar bağıra çığıra gidiyorlar. Hiçbir şey yok. Bomboş. Bağırmasalar iyi olacak. Kulağımın dibinde. Yani şu an böyle Moskova. İnsanlar coşkuyla kutluyor yeni yılı 2022'yi. Evet. 2021 lanet bir seneydi. Aslında her şey 2020 ile başladı. 2019'un değerini bilememişiz. Ben askerdeydim. Güzel zamanlardı. İyi vakit geçiriyordum. Güzel bir askerlik dönemi yaşamıştım. Sonra ne olduysa 2019'un ortalarında oldu. Bu virüs ortaya çıktı. Koronavirüs. Daha sonrasında 2020'de zaten evlere kapandık. Hiçbir yere gidemedik. 2020 çok kötü geçti. 2021'de sen onda yarısında, yarı evde, yarı dışarıda. Ben zaten 2021'in sonlarına doğru bir fırsat buldum. Yani bu sürekli evde kalma durumlarından psikolojik olarak sıkıntılar yaşadık hepimiz. Tüm insanlık. Ben bir şekilde kaçtım. Yurt dışına çıktım. Moskova'ya geldim şu an. Sibirya'daydım yaklaşık 3 aydır. Bakalım bundan sonra bizi neler bekliyor? 2022 yıl nasıl olacak? Umarım hepimize güzel, neşe dolu, sağlıklı, mutlu bir yıl olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi hostele gitmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yıllar, yeni mutlu yıllar. Benim anlamadığım, bunlar geri sayım falan da yapmadılar. Ya bunlar yeni yıla nasıl girilmesi gerektiğini de bilmiyorlar galiba. 3-2-1 diye ben kendim saydım.